Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evimize, yeni bir videomuza tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah, Rabbime şükürler olsun. İyiyiz. Bu arada susadım. Tandır evini temizliyorum. Kaan da içeride ama ona seslenmedim. Eşim de çarşıya kadar gitmişti. Bugün borumuz patlamış. Enerji mi, boru mu, biz de onu bilemiyoruz. Ona tamirci aramaya gitti. Komşumuz var, böyle tadilat işleri yapıyor. Ama o şu anda işteymiş. Saat 7.30'da geleceğimiş. Biz de korumuzdan başka bir şeye daha bakmaya gitti. Bulabilir miyim acaba diye tesisatçı aramaya gitti eşim. Çünkü komşumuzun oğlu, dediğim gibi hani çok yakın, hem arkadaşımızın hem komşumuzun oğlu. O her zaman geliyor, Allah razı olsun. Hiç bizi boş bırakmaz. Böyle her şeyimize, kırığımıza, dökümüze gelir. Ama bugün çalışmaya gitmiş. Akşam 7.30'da gelecekmiş. Biz de eşim biraz tereddüt etti. Acaba bir şey olur mu diye. Çünkü su yatak odasının ne onun adı? Duvarlarından da çıktı dışarıya. Hem de öbür taraftan da çıktı. Onu da şimdi içeriye girdiğim zaman göstereceğim. Ben de evde kimse olmadığı için. Şu yakacaklığımızı bir temizleyelim dedim. Biliyorsunuz burayı, tandır evimizi açıyorum. Burada şepe yapacağım. İzleyicimiz demiş hani ekmeği sevmiyorsunuz siz diye, Zülfiye izleyicimizin ismi herhalde, da Allah razı olsun ondan, parayla ekmek mi yapacaksınız diye. Yok canım, parayla ekmek yapmayacak, ama burada bir iki deste kadar, yani biz destedirik, 60 tane beziye bir deste diye yok, öyle işte bir topak ya da iki deste kadar, öyle bir şeyler kadar hamur yoğuralım. Şimdi demedim yani, ben onu yaza dedim, o yüzden burayı boşaltmaya çalışıyorum. Şimdi onu da sizlere bir şöyle canlar, buraları şöyle süpürdüm. Yakacakları şöyle yukarıya doğru ittim. Şöyle gördüğünüz gibi burada az bir şey kaldı. Hayvanların gübresi tersi bu. Bizler kermedirik buna. Bunu yakıyor. Şuraya da kerpiçin ufaklarını, kırıntılarını biriktirdim. Tandırımıza başlık kayacağım onu. Şöyle tandırımızın içini falan tertemiz temizledik. Hani bizim tandırımızı soranlar var. Şu karşıdaki deliği görüyorsunuz. O delik havalandırma deliği. Oradan dışarıdan çıkıyor oranın borusu, hortumu. Ama şimdi ben bunun daha tandırın başını yapmadım. Şu taşlarla da başını yapacağım. O zaman çok güzel olacak. Şöyle kıvradı kıvradı yapacağım. Şuramız da süpürülecek. Çünkü orayı niye süpürmedim? Çok tozdu içerisi. Ben de bunu aldım tozdan. Ağzıma maske de takmadım bugün. Maskem olmadığı için de çok tozdu. İnanın hem susattı, beni susadım. Hem de böyle sanki nefesimi tıkadı gibi oldu toz. Şöyle şu çıdırgılarda öbür yakacaklıktan buraya getiriyorum. Buradan torbalarımızla kuvalarımıza koyuyor. Buradan yakıyor. Şu ufak testlerde çok güzel zoba tutturuyor. İnanın canlar, fasulyenin kapçıkları bunlar. Eskiden koyunlarımız vardı biliyorsunuz. Bu koyunlarımız üstünün yumuşaklarını yiyor. Böyle sertlerini bırakıyordu. Biz de bunları böyle torbaladık. Şöyle gördüğümüz torbalardaki de hep ondan. Sobayı çok güzel tutturuyor. O yüzden bunları da buraya ayırdık. Buna pahla kesidirler bizim burada. Bunun ismi pahla kesi. Pahlanın kesini bir avuç sobanın kovasına, kermeyi dolduruyorum. Bir avuç da ağzına bu kesten dolduruyorum. Hemen içeride hürmüzüne tutturuyorum. Çok güzel tutuyor. Şu yakacaklarımızı da tandırımıza saçacağım. Bunların içinde de kermenin ufakları var tekrardan. Burada şepe yapacağımız için buraya böyle tadilat yaptık işte, gördüğünüz gibi. İçeride gösterdiğimiz dedik. Şuradan çıkıyor işte, gördüğünüz gibi bacası burası. Şöyle. Bunun içi açık, tertemiz. Yine de ben bunun içine bir ağaç sallamam lazım. İçinde toprak ne vardır? Belki farelerine toprağı işelemiştir. Önünü kapatırsa tandırımız yanmaz. Tüter bizim burada. O yüzden bunun içine şöyle bir ağaç yapacağım. Bayağı da uzunmuş mesafesi. Bu kadar ağacı nasıl bulacağım onu da bilmiyorum. Şöyle topladığımda pasada görüyorsunuz. Bir el araba doldurdum. Bu da dökülecek duruyor. Soba kuvalarımızı niye doldurdum? Ondan sonra cıma daha hala nefes alamıyorum. Şöyle torbalarımıza da yakacak doldurdum. Sobalarımızın kovasını doldurdum. Bulaşıklarımı yıkadım. Babam vardı. Babam da gitti. Fazla oturmadı. Eşim tesisatçıya gidecek diye şöyle kovalarımı da doldurdum. Buraya düzeledim. Bir de şöyle yakacaklarımı da buraya doldurdum. 5 tane torba doldurdum. Bir tane de şu sarı. 6 tane torba doldurdum. Şuraya da ne yapacak?
Buramızı da dolduracak. Bu balkonumuzu büyütecek canına şurayı. Eşim buraya sıra gidecek. Şöyle. Torbaların olduğu yere kadar. Balkonumuz büyük. Niye büyütüyorsunuz diyenler olabilir. Balkonumuzun büyüklüğü sadece uzunluğuna. Şöyle gördüğünüz gibi burası çok dar. Yaz geldiği zaman buraya masa sandalye koyduğum zaman bir taraftan bir tarafa geçemeye yok. Masa zaten geniş oluyor. Sandalyeler de aynı öyle oluyor. O yüzden hani bir servis yaparan bir şey yaparan şuradan geldiğimiz zaman öbür tarafa geçemeye yok. Oturmaya da geçemeye yok. Servis yapmaya da geçemeye yok. O yüzden burayı şurayı şöyle şuraya kadar büyütelim isteği yok. Şu kedimin olduğu yere kadar. Yani şu köşeyi kapatmak isteği yok. Bakalım yapabilirsek. Eşim elinden gelir. Hani taşından toprağından yapacak burayı. Şöyle bahar gelmeden de inşallah şuralarımıza da şöyle bir çeki düzen verecek. Nasıl olacak bakalım. Kedi. Kedi sarı kız. Ne giyiyorsun sen orada? Ne giyiyorsun? Bu benim can yoldaşım canlar. İnanın beni hiç yalnız bırakmıyor. Her yerde benimle. Her yerde ben nereye gidersem arhama geliyor. Kova dökmeye gidiyorum arhamda. Çamaşır seriyorum arhamda. Şöyle. Kız. Bunu ben hamile zannediyorum ama bilmiyorum. Hayırlısı bakalım. Niye? Ne? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun bir tanem? Ne kızım? Vallahi nörüm annem. Bak oğlanımızı ne doldurdum da. Baban da bilmiyorum. Motora bindi gitti. Mehmet abin aradık. Mehmet abin çalışıyormuş. Zehra yengen aradım yani. O da 7.30'da geleceğiymiş Mehmet abin. O zamana kadar babam da bilmiyorum bir nene gider mi gitmez mi gitti bağım öyle de kimseyi de bulamaz zaten tesisatçı köyümüzde. Böyle az bir şeylere de gelmeye yollar bakalım hayırlısı. O zamana kadar bekleyecek Mehmet abin geldi mi gelir. Zehra yengeni tem bekledim o salacak. Ağzım dilim yapıştı tandır evinde nasıl susadım nasıl susadım. Kan onları birisini de alsan oradan. Alıp su. Yok su ince eve çıkacağım gerek yok. Tekrardan merhabalar canlar nasılsınız iyi misiniz? Bizler yine kedimizle uğraşıyorduk. Dışarısı çok soğuk sevgili izleyicilerimiz. Akşam olmak üzere bayağı bir ayaz oldu. Şöyle balkonumuzun dolacak yeri pasaklarından dolmaya başladı. Şöyle bir de size tandırımızı göstereyim. Tandırımıza ne yapıyoruz? Tandırımız nasıl bir hale gelecek? Şöyle eşim şöyle bir tane, iki tane düz bulmuş getirmiş. Bunları çöpten buldu canlar. Şöyle kanalizasyondan mı neydense artmış bunlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Bu açmışsın bile hemen. Açmışsın bile hemen. Açtım. Allah Allah. Niye? Aman nasıl iyi kapaklar varmışmış bari. Onları sırayaydı bu. Niye? Şu balkonun sırasına. He orada kurtuluyorum işte. He ama şu içine yapmışsın. Kenarına etseydin dışına. Dışına etseydin. İçinden övülecekti. Başta başlanacaktı öyle şey diyecek. Şöyle gördüğümüz gibi. Nasıl altını nasıl taşlarla yapmış? Ama nasıl hiç uçup ne etmemiş görüyor musun? Nasıl sağlam kalmış. He. Hiçbir şey olmamış valla. Bakın. He görüyorum görüyorum. Baksana. Sökmesek de olurmuş. Dedim ya sana sökmedi. Hiçbir şey yok içinde. Ben baktım küllesine ne temizledim. Tertemiz duruyordu. Kendine iş çıkardı. Hani küllesi uçsa ne itse temizlerdin yapardın da uçmamış. Hiçbir şey olmamış. Işığı yok mu buranın? Evet. Niye yakmadın ya? Tandırımızın içi kapkaranlık görünüyor. Ondan da daha iyi olur şu ondan da. İyi olur canım. Kötü olmaz da koya ben de iki zahmet itmedi. Bak ne güzel yapmışsın her tarafını. Tabi bu ebedilik ömürlük olacak şu. İki tane büz canlar şöyle gördüğünüz gibi. Bir dışarıdaki büz. Bir de bu. Bunların ismine büz diyorlar burada. Adı büz, büzmüş bunun. Beton boru aslında bu. Beton boru he. Ama adı büz. Şimdi bunu attığın zaman bunlar şey gelmesin oraya. Yuha gelmez mi? Neyle? Bu şeyler, şu büzler. He. Yani yeniden kazmak zorunda kalman altından. Niye? Hani tam gelsin diye bir daha uğraşma, zahmet çekme. Altını biraz daha az daha kazarım.
Yok canım, önce bir yapayım, olursa hiç gerek yok kazmana. Olmazsa o zaman yapayım. Bayağı boyu kapatmaz mı? Kapatır. Kapatır herhalde. Kapatır. Zaten şu tarafta yuha olacak biraz, yukarıya doğru çekmesi için dumanı. Değil mi? Tandırımızın değişiklikleri. Ondan sonra da şurasında güzelce şişini yapalım. Toprağına mı yapsam ki acaba? He? Toprağına mı yapsam ki bari şu kenarının şöyle şey sırasını? Dur abi, şey tamam da. Şu ağız gibi aynı gibi ölecek lan mı? He. Gözün üstünden tekrar örecek çünkü daşına. Bak nasıl güzel olmuşmuş ora. Büyük de olmuşmuş kullenin ağzı. Nasıl altında taşlar hani? He, diyor mu iyi hani şöyle düz düz taşlardan koymuşmuşsun zamanında. Biz burayı yapalı kaç sene oldu ki bu? 15 sene oldu mu? Oldu. 15 yıllık tandırımız tekrardan şekil değiştiriyor. Yemek yapılacak. Neyi pişirim? Ya şunu pişir bak. Canınızın istediği bir şey varsa pişirim. Kaan'a diyorum. Bilmiyorum diyor. Taşlara. İnşaat son hız devam ediyor. Daha dakika. Gitmesi bir daha kaçırdık. O taşlar vallahi pek güzelmiş dümdüz. Sıçmışsın kapaklarda. O zaman traktörümüz vardı diye onunla getirdiydim buraların taşını. Dayamışsın. He, kenarlarına çünkü öyle olmak zorunda. İnce olacak. Ama iyi, büz sığacak kadar da yer açıldı. Büz sığacak kadar yer açıldı o taşları çekince. Geniş iyi ya. Geniş geniş. Taşları nasıl örmüşmüşsün o zaman. He, o taşlar diyor ama pek güzelmiş onları. Balkonun kenarının sırasına kaldır. Rahat sığıyormuş böyle. Hı hı. Normalde şu herhalde o başlığı geçmez. Şuna geçer de. Şu kenarlarında kalsaydım. Evet sevgili izleyiciler, şöyle görüyorsunuz. Buraları tertemiz yapmış eşim. Biz ikimiz de artacağımız emin misin bu boruları? He. Hadi bakalım inşallah şöyle. Uzunlamalarına tahminim bura 4-5 metre gelir. Böyle uzunlukta. Dur ben de yardım edeceğim. Bu boruları şöyle koyacağız. Dur bakalım. Dur bakalım. Dur bakalım. Kaan da onu zor sürer. Bu çok ağır onlar. Şunu söyleyecek. Ha, taşı mı? Tamam, ben de o büyük taş sandım. Altı mı? He. Altında nasıl çekeceğiniz Zeybo? Çekebilir misiniz? Elini kıstırma Kaan'ım. Hı? Tamam. Dur 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 dur. Kayra mı? He, sürdüm. Ne oldu? Şöyle canlar. Sür altına. Sür 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 sür. Sürdüm. Tenere gitti. Tamam. İnci. Ne? He. He, sağ ol. Şimdi şu onu çizecek. Tamam, hadi. Onun içine süreceğin kanun arkadan. O çekle öyle zor ki. Hem de nasıl zor? Ben de anlıyorum seni. Çünkü az önce ikimiz koyduk ya. Kalkması değil. Çekmesi zor. Kalkması da zor olur onu. İçeriye doğru itmesi de zor olur. Hadi şimdi it bakalım nasıl edeceksin. Bir dakika. Oradan beraber şeydim. Ben de yardım edeyim. He, uyanma. Kaan, Elfen elinden oradan mallademeni bana getir de. Nerede? Ahırda, ahırda. Şuraları şöyle görüyorsunuz. Taşlarımız hep getir. Buralarda. O taş aldığım tam oturur değil mi? İnşallah oturur, bilemem. Ha.
yemek de yapmadım ben. Yemeğe gittim, giriş ettin, çağırdın, geldin. Bir ev süpürdüm. Şunu yilleştireyim de. Hey canım, orası yillesin de yemeğe bakma. Yemek yavan soğan idare ederik hemen.